Sevgili izleyenlerimiz, mutlu bir akşam diliyoruz. Günün öne çıkan haber başlıklarıyla karşınızdayız. Bugün Dünya Gazeteciler Günü, tüm basın camiasında görev yapan gazeteci meslektaşlarımızın Dünya Gazeteciler Günü'nü kutlayarak haberlerimize başlıyoruz. Şimdi özetler. Sağlık Sen genişletilmiş il divan toplantısını yaptı. Program yapımcımız Nevin Kılıç 15. sanat yılını kutladı. Sonu uçurum olan tehlikeli kaydırak kaldırıldı. Hepsi ve daha fazlası birazdan SRT Ana Haber'de. Sevgili izleyenlerimiz, özetleri sizlerle paylaştık ve şimdi günün gelişen haber başlıklarıyla karşınızdayız. Sağlık Sen genişletilmiş il toplantısı yapıldı. Toplantıya Sağlık Sen Genel Başkanı ve Memur Sen Genel Başkan Vekili Metin Memiş de katıldı. Memiş, bu yıl görevde yükselme sınavının yapılacağını kaydetti. Sağlık Sen Genel Başkanı ve Memur Sen Genel Başkan Vekili Metin Memiş, Sivas'ta gerçekleştirilen genişletilmiş il divan toplantısına katıldı. Şu an Emirhal operasyonu yapılıyor. Efendim, işçi sendikaları, işçiler 112,5 zam aldılar. Bakın değerli kardeşlerim, şu algının, yanlış algının önünü geçmemiz gerekiyor. İşçilerin toplu sözleşme süreçleriyle memurlarınki bir değil. Biz bu sene oturduğumuz toplu sözleşme masasında 2018 ve 2019 yılının toplu sözleşmesini imzaladık. İşçiler 2017 ve 2018 yılının toplu sözleşmesini imzaladı. Yani işin almış olduğu %12,5'luk zam mı? Zaten biz aldık değerli arkadaşlar. Yani aldığımız %50'lik zam artı enflasyon oranıyla birlikte bizim aldığımız zammı aldı işçi. Burada konuşan Memiş, 4B ve 4C'li personelin kadroya geçirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti. 2019 yılında bu konu bizim üzerinde en öncelikli duracağımız bir konu olacak ve inşallah biz o süreci çalışan lehine dönüştürmek kaydıyla bu arkadaşlarımıza kadro almanın mücadelesini vereceğiz. Bu mücadeleyi her platformda, her alanda veriyoruz. Arkadaşlarımız bunu bilsinler. Ama tabii sonuçta bu bir politika. Bu kararı hükümet verecek, biz de baskı unsuru olacağız ve Allah'ın izniyle nasıl ki bir önceki dönemde 49-24'lü vekil ve hemşireler 4B'lileri kadroya aldırdıysak mevcut arkadaşlarımızın kadroya geçmelerini de inşallah sağlamış olacağız. Memiş, görevde yükselme sınavını bekleyen hizmetli kişilerin geçen sene sınavının iptali olduğunu hatırlatarak bu yıl görevde yükselme sınavının açılacağını kaydetti. Dediler ki bunlar bir söylenim sayılmayacak. Efendim sağlık seni üniversiteleri zengin etmek istiyor. Ama gittiler, önce kendileri kayıt oldular. Ve Allah'a hamdolsun, bugün hemen hemen o bölümlerin tamamı üst öğrenim sayılıyor. Bu ne anlama geliyor? Lisans mezunu olan arkadaşlarımızın ek göstergeleri 3000'e çıkıyor. Bu arkadaşlarımızın şu anki maaşlarında 100-150 liralık bir artış oluyor. Emekli maaşlarında ve emekli ikramiyelerinde de ciddi bir artış oluyor. Yani biz bu diplomayı alırken sadece arkadaşlarımız kariyer yapsın diye değil, özlük haklarından faydalansınlar diye bu eğitimleri verdirdik. Ve 120 bin sağlık çalışanı azımsanmayacak bir sayı. İnşallah önümüzdeki süreçte lise mezunu olan arkadaşlarımıza ön lisans bölümü, ön lisans bölümünden kalan arkadaşlarımıza da lisans bölümlerinin eğitimine inşallah devam ettireceğiz. Sağlık Sen Sivas Şube Başkanı Efe Zilel ise sağlık kurumlarında özverili bir şekilde hizmet eden kişilere plaket vermek için bir arada olduklarını ifade etti. İnsanların ahde vefası, yaraya duası unuttuk biz. Yargılanmadan önce dinlemeyi, konuşmadan önce düşünmeyi, dokunmadan önce hissetmeyi, şikayet etmeden önce şükretmeyi, istemeden önce sabretmeyi ve biz birbirimizi Allah rızası için sevmeyi unuttuk. Evet, biz de birbirimizi maalesef Allah rızası için sevmeyi unuttuk.
Konuşmaların ardından emekliliğe hak kazanmış sağlık kurumu çalışanlarına Efe Zireli ve Metin Memiş plaketlerini takdim etti. Evet, çekiyorum. Bir de bana bakabilirsiniz. Sevgili izleyenlerimiz, Sivas Yazarlar ve Şairler Derneği tarafından düzenlenen Bizden Biri etkinliğinde televizyonumuz program yapımcısı Nevin Kılınç'ın 15. sanat yılı kutlandı. Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Hasdemir'in de katıldığı kutlamada Nevin Kılınç'ın arkadaşları görüşlerini açıkladılar. Sivas Yazarlar ve Şairler Derneği tarafından düzenlenen Bizden Biri etkinliğinde televizyonumuz program yapımcısı Nevin Kılınç'ın 15. sanat yılı kutlandı. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleşen programa Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, SRT Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Asdemir, SİŞAD Başkanı Ahmet Alim ve Sivas Yazarlar ve Şairler Derneği yönetimi ve üyeleri katıldı. Çeşmesi yağıp aramıza dağlar, sıra baksa da sıradan sana. Etkinlikte Nevin Kılıç ile ilgili övgüler söze geldi. Kılıç, 15 yıl içerisinde yazdığı şiirlerden seslendirdi. Gözlerinde daldım senle düşünceye. Dargınım rüyalara, bütün hayallere, rüyalardan ruhuma akışını, akışını özledim. Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, Nevin Kılıç'ın Sivas için büyük bir değer olduğunu söyleyerek, belediye olarak kültür ve sanata ellerinden gelen katkıyı sağlamaya çalıştıklarını ifade etti. Kendisi hakikaten Sivas için bir değer, bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Biz bizzat belediye başkanlığı olarak, şahsım olarak da söylüyorum, bu tür kültürel çalışmalar yapan derneklere sonuna kadar yardımcı olmaya çalışmalıyız ve ben şahsen bu konuda elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Sadece belediye başkanlığı değil, bununla birlikte kültürle uğraşan resmi kurumlar veya sivil toplum kuruluş örgütleri bu anlamda Sivas'ın kültürünü yayma ve geliştirme veya buna benzer konularda hep birlikte hareket etmeli ve gerçekten Sivas'ta bu kültür çalışmalarını üst seviyeye taşımanız diye düşünüyorum. Nevin Hanım'ın biraz önceki şiir kitabını aldım. Bir bakayım acaba neler var diye. Şimdi baktım şiirlerinde hep ızdırap dolu, aşk dolu. Dedim ki herhalde Nevin Hanım iyi bir aşık dedim. Sonra dedim ki bu ön sözüne bakayım mı acaba burada ne yazmış? Aynen şu cümleleri kullanıyor. Sakın ha bu yazdığım şiirleri konuları hep ben yaşamış zannetmeyin. Bunları empati yaparak, yani toplumdaki görmüş olduğum sıkıntıları görerek yazdım diyor. O zaman dedim ki tamam, olay daha iyi anlaşıldı. SRT Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hasdemir, Nevin Kılıç'a kanalımıza sunduğu katkılardan dolayı teşekkür ederek sanat hayatında başarılar diledi. Nevin Hanım, yaklaşık bir 10 yıl önce tanıdığım, özellikle doğa sporlarında tanıdığım, değer verdiğim, sevdiğim bir kardeşim. Yaklaşık 6 yıldan beri bizde program yapıyor. İşine bu kadar düzenli, zamanında gelen bir Nihat Bulut abimiz var. Bir de diğer kardeşlerimizle birlikte Nevin Hanım var. Hiç aksatmadan bu kadar uzun yıl programı yapan nadir kardeşlerimizden birisi. Şairlik, biraz önce başkanımızın da izah ettiği gibi, söylediği gibi, öyle herkesin çok rahat yapabileceği, yazabileceği bir konu değil. Hepimiz bir şeyler karalarız, yazarız. Hepimizin gönlünden geçen dörtlükler vardır. Ama bunu kolay kolay açığa çıkarıp kağıda kaleme geçiremeyiz. Ben bunlardan biriyim. Yazarım, kenara atarım ya da unutur giderim. Ama bu kardeşimiz öyle değil. Hem bunu kitaplarına nakşetmiş, hem de sağ olsun televizyonumuzda Sivas'ımızın kültür hayatına katkı sunmak için program yapmış. Ben kendisine sanat hayatında daha nice yıllar temenni ediyorum. Başarıyla Sivas kültürüne katkı sağlamasını temenni ediyorum. İzninizle ben de Ahmet Başkanım gibi bir
şiirini okumak istiyorum kardeşimizin. Hatamız olursa affola. Şehitler asla ölmez Mehmet'im. Yavrumun yatağını yanıma serin. Bedeni toprakta, gönlümde yerin. Gözyaşım akar sellerden derin. Ananın gözyaşı dinmez Mehmet'im. Yüreğinde kurşun ağır yarası. Tezkereye az kalmış düğün arası. Eline yaktığım asker kınası kıyamete kadar çıkmaz Mehmet'im. Program yapımcımız Nihat Bulut'ta söz alarak bayanların yaptığı işlerin övülmesi gerektiğini vurgulayarak Kılıç'a teşekkür etti. İşte aynası iştir kişinin, lafa bakılmaz diyorlar ya. Yazdığı eserleri görüyorsunuz. İşte şiirlerinden hocalarım okudular. Ben sürekli de takip ediyor, okuyorum zaten. Ben yüreğine sağlık diyorum. Önünde daha uzun yıllar var. İnşallah daha uç noktalara taşıyacak bu başarıyı. Televizyon yayıncılığıyla da zaten bu şairlerimize çok şeyler katıyor. Ben bunu biliyorum. Nevin'le beraber şairler ekranlarda gözükmeye başlandı. Kamuoyunda görülmeye, dinlenmeye başlandı. Ayrıca işin o kısmında da çok büyük hizmetler veriyor şairlere, yazarlara. Bu tür insanlar kolay yetişmiyor. Diyor ya şair, ağlayarak gelme mezar taşıma, uyanıp da sana gülemem gayrı. Bu insanlara sağlığında sahip çıkacağız. Programcımız Nevin Kılıç ise kendisini yalnız bırakmayan herkese katılımlarından dolayı teşekkür ederek şiir yazmaya devam edeceğini ifade etti. Bu güzel insanları görünce ne kadar doğru yolda olduğumu, ne kadar doğru şeyler yaptığımın da farkındayım açıkçası. Hepinizi her zaman hem şiirlerimde hem yazılarımda, çünkü şiir yürekten gelir. Yürekten geldiği için de hiçbir zaman abartı olmaz, yalan olmaz, yalındır. Duygularımızla birlikte sizler içimizde, gönüllerimizde o kadar taht kurdunuz ki o tahtın en ücra köşesinde bile parlayan yıldızsınız. Hepiniz bana bir er ışık oldunuz. Bunu itiraf ediyorum. Çünkü biraz önce Sayın Başkanım dedi, biz yazdığımız şiirlerin hiçbirini yaşamadık, çoğunluğunu yaşamadık. Yaşasaydık herhalde hayatta olmazdık değil mi başkanım? Ama etrafımızdaki insanların, dostlarımızın, arkadaşlarımızın yaşadıkları bize örnek olmuştur. Bu örnekten kendimi de içine alarak yazdığımız şiirler, yazılar ve sizlere mesaj olarak iletilebiliyorsa ne mutlu bana. Sevgili izleyenlerimiz, bugün haber arasında bir konuğumuz var. Büyük Birlik Partisi Sivas İl Başkanı Sayın Uğur Bulut'u stüdyomuzda ağırlıyoruz. Neden? Çünkü yarın Büyük Birlik Partisi'nin Ankara'da 10. Büyük Kurultayı var ve kurultay hakkında kendisinden bilgiler alacağız ve kurultayla ilgili kısa bir sohbet edeceğiz. Sayın Başkan, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Bu vesile ekranları başında bizleri izleyen tüm izleyicilerimizin gecesi hayır olsun inşallah. Yine bugün Dünya Gazeteciler Günü. Evet. Görevleri başında çalışan kardeşlerimizin, sizlerin şahsında gününü tebrik ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Gazeteciler hakikaten zor bir mesleği icra ediyorlar. Bu manada hükümeti ayna tutuyorlar. Türkiye'de ve dünyada oluşan olumlu, olumsuz tüm olayların içerisinde oluyorlar. Bir zor, meşakkatli, gecenin geç saatlerine kadar, belki sabaha kadar çalışması gereken, mesailer olması gereken kardeşlerimiz. Bu manada Gazeteciler Günü'nde, Dünya Gazeteciler Günü'nde gazeteci arkadaşlarımızın ve sizlerin, ekibinizin Gazeteciler Günü'nü de tebrik ediyorum. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Yarın Ankara'da Büyük Kurultay var. Evet. 10. Büyük Kurultay. Neler yaşanacak? Kurultayla ilgili izleyenlerimizi şimdiden bilgilendirelim efendim. Şimdi Hakan Bey, teşekkür ederim. Büyük Birlik Partisi 1993 yılında Şehit Genel Başkanımız tarafından o kire, pasa bulaşmamış ellerini uzatarak, milletten akitleşerek yerli ve milli olacak şekilde kurduğu bir siyasi hareketin 10. olağan genel kurulunu yaşıyoruz. Büyük Birlik Partisi 25. yaşına doğru gidiyor. Bu manada Türkiye siyasetinde yeniden, daha önce biliyorsunuz kış aylarında vizyon kurultayımızı, bahar aylarında vizyon kurultayımızı, tüzük kurultayımızı yapmıştık. Şimdi de bir vizyon kurultayıyla kadrolarımızı yenileyeceğiz. Bu kurultayımız iki ana temadan oluşuyor. Birinci tema Türkiye, Türkiye'den büyüktür. Ki şöyle, biliyorsunuz Türkiye'nin bir misak-ı millisi vardır. Evet. Türk milletinin bir
Turan hayali vardır. Bu Misak-ı Milli'de kardeş coğrafyalarımızdaki kardeşlerimizin sıkıntıları, özellikle bugün Kerkük'te yaşanılan sıkıntıları biliyoruz. İşte Batı Trakya'daki sıkıntıları biliyoruz, Kırım'daki sıkıntıları biliyoruz. Bu manada Türkiye, Türkiye'den büyüktür temasını derken, Türkiye'nin yönetilirken 1,5 milyarlık İslam aleminin ve Türk dünyasının gözünün bu ülkede olduğunu, tekrar Türk milletini ağabeylik konumunda görmek istediğini, bu manada dünya siyasetinde ve dış siyasette etkili adımlar atmasını bekliyor bu manada. İkinci bir temamızda birlikte çok güzelsin diye. Şimdi neticede Türk milleti bir ve beraber olduğu zaman slogan bu değil mi? Evet. Birlikte çok güzelsin Türkiye. Neticede Türk milleti bir ve beraber olduğu zaman kimlere karşı ne denli hayırlı sonuçlar aldığını çok iyi biliyoruz. 1071'den bugüne geldiğimiz noktada Bizanslara karşı, Haçlılara karşı, 1915'te Çanakkale'lere karşı birlikte neler yapabileceğimizi gösterdik. Son süreçte 15 Temmuz'da birlikte dünyada eşi benzeri olmayan bir olayı gerçekleştirdik. Dünyada darbeyi sabah saatlerinden erken savuşturan tek millet de Necip Türk milleti. Aynen. Bu manada özellikle son süreçte biliyorsunuz ampute milli takımımız birliktelikle Avrupa şampiyonu oldu. Buradan onları da tebrik ediyoruz. Türk milletinin o sevinçten aldığı gururu, hazı iyi biliyoruz. Kısacası Büyük Birlik Partisi Kürdü Türkmeniyle, Alevisi Sünnüsüyle, Lazı Çerkeziyle milletimizi bir yapacak, birlikte yapacak bir davanın adıdır. Bu manada yarın 10. olağan genel kurulumuzu gerçekleştireceğiz. Büyük Birlik Partisi Türkiye'nin geleceğidir. Büyük Birlik Partisi milletin devlete uzanan elidir. Büyük Birlik Partisi derin milletin çelikleşmiş iradesidir. Büyük Birlik Partisi muhteşem bir geçmişi daha muhteşem hale getirecek bir köprüdür. Büyük Birlik Partisi tam bağımsız güçlü bir Türkiye idealinin tek temsilcisidir. Büyük Birlik Partisi 1000 yıllık terkiple dokunmuş bir Anadolu kilimidir. Büyük Birlik Partisi Avrupa Birliği hayal tüneline inat, Adriyatik'ten Çin Seddi'ne tüm İslam dünyasının kaynaşmasını isteyen bir siyasi hareketin adıdır. Bu manada yarın saat 9.30'dan itibaren tüm vatandaşlarımız, gerek Sivas'taki vatandaşlarımız, gerek de ekranları başında Türkiye'nin her yerinde bizleri izleyen vatandaşlarımızı kongremize davet ediyoruz. Biz gece 12'den itibaren Büyük Birlik Partisi Sivas Teşkilatları olarak gerek delegasyonumuz, gerek de yönetim kurulu üyelerimiz, gerek de gönüldaşlarımız ve vatandaşlarımızla birlikte Türkiye'nin bir ve beraber olmasını isteyenler Muhsin Başkan'la 29 Ocak 1993'te akitleşerek kurduğu Büyük Birlik Partisi'ne Muhsin Başkan'ın Çire, Pasa bulaşmayan ellerini uzattığı zaman o elleri tutup akitleşen insanları Atatürk Spor Salonu'na bekliyoruz inşallah. Bu Sivas'ta da özel bir otobüs kalkacak. Evet, evet, evet. Gece 12'den itibaren partimizin önünde katılacağız. Büyük bir katılımla katılıyoruz. Bu manada Sivaslı hemşehrilerimizin göstermiş olduğu ilgi alakadan dolayı da çok teşekkür ederiz. Tabii özel araçlarıyla giden arkadaşlarımız bir kısmı salonda, bir kısmı genel merkezde, bir kısmı şeyde. Oradaki havadan çok çok memnunlar. İlginin büyük olacağını söylüyorlar. Biz de öyle bir katılım olacağını söylüyoruz. Çünkü şartlar, özellikle Türk milleti o kadar yalnızlaştırıldı ki şartlar Büyük Birlik Partisi'nin iktidarını da şart getiriyor. Şey getiriyor, yani böyle farz gibi bir şey oldu. Artık coğrafyamızda o kadar yalnızlaştırıldı ki, o kadar yanlışlar yapıldı ki, yani Büyük Birlik Partisi ve Türk milliyetçilerin iktidarı farz oldu bu ülkede. Bu manada millet liman olarak görüyor Büyük Birlik Partisi'ni. Milletin ilgisinden de, alakasından da memnunuz. Bu liman görevini büyüterek 2019'a çok hazır bir şekilde bu kurultayla başlamayı düşünüyoruz. Yani orada da bir isimler belirlenecek mi belediye başkanlığı? Tabii için? Muhakkak partimizin genel idare kurulu üyeleri, partimizin merkez karar yürütme kurulu üyeleri, daha sonra akabinde partimizin genel merkez yönetimini yapacak başkanlık divanı falan daha sonra akabinde belli olacak. Bu şey seçildi, merkez karar üyeleri seçildikten sonra. Evet. Partimizin tüm organlarının seçimi, genel merkez yöneticilerinin tüm organlarının seçimi yapılacak. Orada
Türk dünyasından çok ciddi misafirlerimiz var Allah nasip ederse. Özellikle Kerkük'lü kardeşlerimizin çok büyük katılımı ve desteği olacaklar. Çünkü onlar iyi biliyorlar ki özellikle Kerkük'lü Mehmet kardeşimizin başı sıkıştığı zaman Alperen Ocakları'nın üyelerinin Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici Bey'in Ankara'da kendileri için yapmadığı şey yoktur. Bu manada onlara da gerek bir teşekkür, gerek de kardeşlerimizle bir olma, hemhal olma adına kurultayımızda misafir olacaklar. Türk dünyasında çeşitli katılımcılar var. İslam dünyasında çeşitli katılımcılar var. Bu ara şunu da söyleyeyim. Söylemekte de abes görmüyorum. Azeri sanatçı, Azeri'nin de biliyorsunuz Çırpınır'da Karadeniz'i çok güzel seslendirir kendisi. Onun da bir konseri olacak. Orada mini bir konser olacak değil mi? Mini konseri olacak. O zaman yarın Coşku. Türk motiflerini, Türk müziğini gösterecek ufak konserlerimiz de olacak. Düetlerde olacak ortaya inşallah. Çıkacak değil mi? İnşallah. Coşku, heyecan hepsi bir arada yaşanacak. Sabah saat 9.30'dan itibaren de salonun kapısı mı açılıyor? Yoksa yani sabahın erken saatlerinde açılacak. 9.30'dan itibaren program başlayacak. Evet, program. Gün bitimine kadar. Daha sonra seçimli kurultay olduğundan dolayı. Daha sonra seçim sürecine gidecek. Yarın akşam saatlerinde bitmiş olacak inşallah. Bu saatlerde bitmiş olur inşallah. Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Var mı ekleyeceğiniz, kurultayla ilgili söyleyeceğiniz izleyenler? Özellikle bize bu fırsatı verdiğinizden dolayı sizin şahsınızda Ahmet Hasdemir Bey'e de çok teşekkür ederim. Tekrar görevini zor şartlarda ifa eden gazetecilerimizin, gazetecileri gününü kutluyoruz. Hakikaten gazetecilik zor bir zanaat. Evet. Tabiriyle. Bu manada Allah yar ve yardımcınız Amin olsun. Amin efendim. Cümlemizin çok teşekkür ederiz. Biz de kurultayda sizlere başarılar diliyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet. Sevgili izleyenlerimiz efendim Büyük Birlik Partisi Sivas İl Başkanı Sayın Uğur Ulut Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Yarın Ankara'da saat 9.30'da Büyük Birlik Partisi'nin 10. kurultayı, Büyük Kurultay gerçekleşecek. Onunla ilgili burada kurultayla ilgili bazı önemli açıklamaları sizlerle paylaştı. Bu geceden itibaren de partinin önünden gidecek kişilerle hep birlikte Ankara'ya hareket edecekler. Biz efendim haberlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sivas'ın Suşehri ilçesine bağlı Esenkaya Köyü İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan 26 yaşındaki Havva Çivi, hafta sonu tatilini ailesiyle geçirmek üzere Nevşehir'e gitti. Otobüsten inen genç öğretmen karşıdan karşıya geçmek isterken hayatını kaybetti. Genç öğretmenin sosyal medya paylaşımı ise yürekleri sızlattı. Sivas'ın Suşehir ilçesine bağlı Esenkaya Köyü İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan 26 yaşındaki Havva Çivi, hafta sonu tatilini ailesiyle geçirmek üzere Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı Karapınar kasabasına gitti. Acıgöl-Karapınar yol ayrımında otobüsten inen genç öğretmene karşıdan karşıya geçmek üzereyken 42 FAB 72 plakalı araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan genç öğretmene ilk müdahaleyi ise yolun karşısında bekleyen ailesi ve diğer sürücüler yaptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından genç öğretmenin hayatını kaybettiği belirtildi. 26 yaşındaki Havva Çivi son yolculuğuna Karapınar Merkez Camii'nde öğle namazına müteakip gözyaşları içinde uğurlanırken genç kızın babası ve erkek kardeşinin ayakta durmakta zorluk çektiği gözlendi. Helal ederim. Haklarınızı helal ederim. Rabbim şahitliğinizi kabul edin. Allahu Ekber. İlk görev yeri olan Bitlis'te 3 yıl görev yapmasının ardından ailesine daha yakın olabilmek için Sivas'ın Suşehir ilçesine bağlı Esenkaya Köyü İlkokulu'na henüz bu yıl tayini çıkan 26 yaşındaki öğretmen Havva Çivi'nin sosyal medya hesabından ise son yaptığı paylaşım yürekleri burktu. Son olarak 18 Eylül 2017 tarihinde paylaşım yapan genç öğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır sözünün üzerine ders zilleri sevgiye, bilgiye, hoşgörüye ve bilime çalsın paylaşımında bulunması yürekleri burktu. Evet, biz de öğretmene Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailesine, sevenlerine sabır diliyoruz sevgili izleyenlerimiz. Ve yine Suşehir ilçesinden bir haberle haberlerimizi sürdürüyoruz. Sivas'ın Suşehir ilçesinde konutların arazisi içerisinde yer alan çocuk parkının yanından yol geçince parkın ucu boşlukta kaldı. Ucu boşlukta kalan ve çocuklar için tehlike saçan kaydıraklar Suşehir belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde Yalnız Bağlar Mahallesi'nde özel bir sitenin bahçesinde bulunan çocuk oyun parkı belediyeye ait araziye taşınca ve belediye de daha önceden yol olarak planlanan araziden yol geçirince ortaya ilginç bir manzara çıktı. Yolun geçmesiyle parktaki kaydırakların ucu boşlukta kaldı. Çocuklar için tehlike saçan durum yetişkinler tarafından şikayet konusu olunca Suşehri Belediyesi ekipleri bugün olay yerine giderek parkın tehlikeli olan kısımlarını söktü. Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkan Vekili Nazif Karkın, çocuk parkının belediyeye ait olmadığını söyleyerek tehlike arz ettiği için parkın boşlukta kalan taraflarını söktüklerini ifade etti. Sevgili izleyenlerimiz, bağımlılıklara karşı farkındalığın oluşması için Yeşilay bir yardım kampanyası başlattı. Biliren var mı sloganıyla yola çıkan Yeşilay, halkı 1 TL gibi makul bir meblağ karşılığında bağış yapmaya davet ediyor. Şimdi kampanyanın kamu spotunu biz ekranlarınıza getiriyoruz. Yeşilay bağımlılıkla mücadele kapsamında yardım kampanyası başlattı. Kampanyaya katılımlar SMS yoluyla 1 TL karşılığında yapılıyor. Bunun için büyük harflerle Yeşilay yazılarak 24-23'e göndermek yeterli. 1 liranız var mı? Abla ihtiyacım var. Yok mu 1 lira? Abi, 1 liranız var mı? Sakın para falan var mı? 1 lira be. Ne olacak sanki al. Al. Bir daha başkalarını istemem. Çok sağ ol abi. Al kardeşim sana. Sizler de tabii bu kampanyaya destek olun diyoruz sevgili izleyenlerimiz. Sivas'ta bulunan PTT Kargo Şubesi'ne verilen bir paketi teslim alan kargo görevlisi, telefon kutusunun olması gerektiğinden daha ağır olduğunu hissedince şüphelenerek polise ihbarda bulundu. Şüpheli paketten korkutan durum çıkmadı. Ancak çıkan şeyler görenleri çok şaşırttı. PTT kargo görevlisi bugün teslim aldığı paketin ağırlığının normal olmadığını fark edince polis ekiplerine haber verdi. Şubeye gelen terör ve olay yeri inceleme ekipleri pakette inceleme yaptı. Paketi teslim eden ve askerlik görevini er olarak Sivas'ta yaptığı tespit edilen kişinin gözetiminde paket açıldı. Açılan paketten taş parçaları çıktı. Taşın neden telefon kutusuna konularak kargoya verilmek istendiği hakkında bir açıklama yapılmadı. Evet, ilginç. Acaba taş neden gönderilmek istenir değil mi? Şimdiki haberimiz bayanları ilgilendiriyor. Makyaj yaparken yazın tercih edilen canlı renkler kış mevsiminin gelmesiyle birlikte rafa kalktı. Peki kışın ne tür renkler tercih edilmeli? Detaylar şimdi haberimizde. Soğuk kış aylarının başlamasıyla birlikte makyaj trendlerinde de değişimler yaşanıyor. Yaz aylarında canlı renkler kullanılarak yapılan makyajlar kış mevsimiyle birlikte yerini vişne çürüğü, bordo ve kahverengi tonlarına bırakıyor. Kış aylarının gelmesiyle birlikte kadınlar ne tür makyaj tercih ediyor? İşte bu sorunun cevabı bayan kuaförlerden öğreniyoruz. Daha çok koyu renkli ton makyajlar ön plandadır. Vişne çürüğü, bordo, kahverengi bu tonlar daha ön plandadır. Kış makyajında olmazsa olmazları nelerdir? Olmazsa olmazları kış makyajının nemlendirici. Her şeyden önemli. Cildimiz kuruduğu için demin de söylediğimiz gibi nemlendiriciyi kesinlikle unutmuyoruz. Güzellik uzmanı Filiz Doymuş, cildi soğuktan korumak için yapılması gerekenler hakkında detaylı bilgi verdi. Köpüklü ilk önce yıkamalıyız.
Daha sonra toniklemeliyiz, daha sonra nemlendirmeliyiz. Kış aylarında dediğim gibi üstüne basa basa söylüyorum. Konumuz kış ayları makyajı olduğu için nemlendirmeliyiz ki kuruluktan mahrum bırakmayalım cildimizi. Evet, sanırım bayanlar bu haberle tüyoları aldınız. Artık kışın hangi renkleri kullanacağınızı da böylece şimdiden öğrenmiş oldunuz. Efendim, Sivas'ın Zara ilçesinde yaşayan Cengiz Oğuzhan, serasında onarım çalışması yaparken fareye benzeyen canlılarla karşılaştı. Canlıları inceleyen Oğuzhan, fare olmadıklarını düşündü ve canlıları videoya çekti. Henüz ne olduğu tanımlanamayan canlılar görenleri şaşırttı. Sivas'ın Zara ilçesinde geçtiğimiz hafta kendisine ait seranın çevresinde onarım çalışması yapan Cengiz Oğuzhan, toprağa kazdığı sırada toprak altından çıkan fareye benzeyen ancak ağız yapısıyla tanımlanamayan canlılar karşısında şaşkına döndü. Oğuzhan dokunmaya çekindiği canlıları cep telefonuyla görüntüledi. Birkaç gün sonra ise konuyu araştırılması için Cumhuriyet Üniversitesi'nde uzmanlar ile paylaştı. Bizimiz var Zara ilçesinde, yani İç Anadolu'nun en büyük seralarından bir tanesi. Yani bir gün sabah gittiğimizde yani orada oynayan küçük bir fareye benzer bir canlıydı. Yani yaklaştık, toprağın altındalardı. Yani elimizden toprağı kaldırdığımızda yani fareye benzer ama yani gagası farklı bir şeydi. Sivas İl Emniyet Müdürlüğü trafik birimleriyle birlikte motosikletlere yönelik Son Sürat 2 adı altında uygulama gerçekleştirdi. Ülke genelinde eş zamanlı olarak yapılan uygulamada Sivas'ta 49 motosiklet sürücüsüne 40.009 lira idari para cezası uygulandı. Dün gün içerisinde Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin farklı noktalarında Son Sürat 2 uygulaması yapıldı. Uygulama 45 noktada 59 ekip ve 192 personelin katılımı ile gerçekleştirilirken il genelinde 469 şahıs ve 229 motosiklet sorgulandı. Uygulama sonunda 12 tescilsiz motosiklete el konularak otoparka çekildi. 22 motosiklete sigortasızlık, ehliyetsizlik, muayenesiz ve benzeri muhtelif maddelerden trafikten men edildi. 49 motosiklet sürücüsüne ise 40.009 TL idari para cezası uygulandı. Sevgili izleyenlerimiz, sıcaklar mevsim normallerinin üzerinde gidiyor. Bugün Sivas genelinde de sıcak hava etkili oldu. Sıcak havayı gören vatandaşlar hafta sonunu da fırsat bilerek park ve bahçelere akın ettiler. Geçtiğimiz günlerde kent genelinde hakim olan soğuk hava bugün yerini pastırma sıcaklarına bıraktı. Çarşıları, ben zaten misafirim burada. Gezmeye geldim. Geziyorum, hava çok güzel diye işte. Kafa dağıtıyoruz. Kafa dağıtıyoruz, evet. Öğle saatlerinde 22 dereceye kadar çıkan sıcaklık vatandaşları mutlu ederken şehir merkezinde hafta sonunda da etkisiyle yoğunluk yaşandı. Geçtiğimiz günlerde il genelinde soğuk hava etkisini göstermişti. Pastırma sıcaklarının gelmesiyle vatandaşlar sokağa döküldü. Tabii ki sıcaktan zarar gelmez. Hani eskiler derlerdi ya, sıcaktan ve zenginlikten zarar gelmez diye. Ya güzel bu ortam. Yani hani insan depresyona girince veya strese girince dışarı çık, kendini dışarı at derler ya. Dışarı at, insanların içine gir falan. O açıdan baktığın zaman sıcak hava elbette ki çok güzel. Yani stres atma, topluma girme. Her şeyi, kafasındaki her şeyi unutur. Mesela iş yoğunluğu olan, başka stresleri olan. Pastırma sıcakları deniyor sanırım. Evet, buna pastırma sıcakları deniyor. Çok güzel bir ortam. Mesela yani gündüz 21 derece bu pek. 21 Ekim'de gündüz 21 derece çok görülmüş olan bir şey değil. Yani... İnşallah sıcaklar daha da uzun sürer diye temennimiz budur sevgili izleyenlerimiz. Çünkü kış ayı geldiği zaman bir hayli soğuk oluyor değil mi Sivas? Ve dün akşam Mevlana Caddesi üzerinde trafik kazası yaşandı. Meydana gelen kazada yoldan çıkan araç mahallenin simgesi olan Semazen heykelinin bulunduğu havuza girdi ve Semazen'e çarpmasına ramak kala durabildi. Mevlana Caddesi Mevlana Kavşağı'nda trafik kazası yaşandı. ND yönetimindeki 06FF 7853 plakalı otomobil, kavşakta EC yönetimindeki 58BE 244 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada ND yönetimindeki otomobil kavşağın içerisindeki mahallenin simgesi olan Semazen heykelinin bulunduğu havuza girdi.
otomobil semazene çarpmasına ramak kala durabildi. İhbar üzerine olay yerine gelen trafik ekipleri işlemlerin ardından havuza düşen aracı çekici yardımıyla çıkarttı. Olay yerine çağrılan emniyet trafik ekipleri olayla ilgili inceleme yaparak her iki şoför de ifadeler alınmak üzere karakola götürüldü. Sevgili izleyenlerimiz, programımızın başında söylemiştik. Bugün Dünya Gazeteciler Günü. Sivas Kredi Yurtlar Kurumu'nda kalan öğrenciler Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla şehit gazeteci İsmail Güneş'in ailesini ziyaret etti. Sivas Kredi Yurtlar Kurumu'nda kalan öğrenciler 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla şehit gazeteci İsmail Güneş'in eşi Yasemin Güneş ve çocuklarını evinde ziyaret etti. Tulhan Okçuluk Kursu'nda, Çağım burada. Ziyaret esnasında öğrenciler İsmail Güneş'in gazetecilik mesleğinde kullandığı ekipmanları hayranlıkla inceledi. Kısa hepiniz peş peşe bakın, inceleyin. Ziyaret sırasında Kredi Yurtlar Kurumu personeli Elif Karabulut, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla Güneş ailesini ziyaret etmek istediklerini belirtti. Sivas Kredi Yurtlar Kurumu altında Dünya Gazeteciler Günü için şehit İsmail Güneş Bey'in eşini ziyaret etmeye geldik. Yasemin Güneş ise İsmail'in unutulmadığını görmekten memnun kaldığını ifade ederek öğrencilere teşekkür etti. 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü nedeniyle bugün KYK yurdundaki öğrencilerimiz ziyaretimize geldiler. Gerçekten bu anlamda günde İsmail'i hatırlamaları benim de hepimizin mutlu etti. Biz de meslektaşımız İsmail Güneş'i rahmetle andığımızı söylüyoruz ve eşine, çocuklarına Allah tekrar tekrar sabır versin diyoruz sevgili izleyenlerimiz. Evet, haberlerin sonundayız. Biraz para, biraz hava diyoruz ve ekonomi ve hava durumunu ekranlarınıza getiriyoruz. Sivas Sarraf ve Kuyumcular Derneği ekonomi haberlerini sunar. Sivas Sarraf ve Kuyumcular Derneği ekonomi haberlerini sundu. Sevgili izleyenlerimiz, böylece haberlerimizin de sonuna geldik. Yeniden birlikte olmak ümidiyle yayında ve yapım demeye geçen tüm arkadaşlarım adına ben Hakan Bakar. Mutlu bir akşam diliyorum. Hoşça kalın.